Yeni Gün TV'den herkese merhabalar. Biletix'le İzmir etkinlik haritasına hepiniz hoş geldiniz. 28 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında sizler için yine Biletix'le şahane programlar seçtik. İzmir'in dört bir yanındaki sergiler, tiyatrolar, konserler ve filmlerle dolu etkinlik şölenleri sizleri bekliyor. Sanatın ve kültürün renklerini keşfetmeye hazırsanız izlemeye devam edin. Bu var ya, Mehmet Ali Erbil'in hareketi gibi benim olmaya başladı, farkında mısın? Tabii efendim. Seçtiğimiz ilk etkinlik bir tiyatro. Başrollerinde Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı Timsah Ateşi birbirinden tamamen farklı iki kız kardeşi konu oluyor. Hatta onların babalarıyla yaşadıkları karmaşık ve çalkantılı hikayeyi anlatıyor diyebiliriz. Bu ikilinin oyunculuklarına ben zaten bayılıyorum ama siz de bir tiyatro sahnesinde onların şahane oyunculuğuyla birlikte bu ilginç hikayeyi izlemek isterseniz bu tiyatroya bir şans verebilirsiniz. Öyle ki bu tiyatroyla ilgili The Guardian, feminist bir Tarantino gibi şeklinde çarpıcı bir yorum yapmış. Şahsen ben bu yorumu görünce benim oldukça merak etmemi sağladı. Siz de 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 21'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda bu tiyatroyu izleyebilirsiniz. Biletlerle ilgili linklere İzmir Etkinlik Haritası'ndaki bu bölümün altındaki açıklamadan ulaşmanız mümkün. Gelelim ikinci etkinliğimize. Bu tiyatroda Cansu ve Serdar isimli iki karakteri görüyoruz. Bu çift evlilik hayatlarının artık katlanılamaz bir hale geldiğini düşünüyorlar ve boşanma kararı alıyorlar. Fakat boşanmadan bir gece önce arkadaşları tarafından kendilerine düzenlenen bir veda partisinin ardından sabah uyanıyorlar. Ama kendilerini yatakta sızmış bir halde buluyorlar ve olaylar tam da burada başlıyor. Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlıyorlar. Ancak onları şaşırtan asıl şey sabah uyandıklarında salondaki kanepede uzanan bir ceset. Tabii bu ikili ne yapacaklarını bilemiyorlar, bir yandan panik oluyorlar, bir yandan da hangimiz katil şeklinde bir sorgulamaya giriyorlar. Derken olaylar bu şekilde ilerliyor. Siz de merak konusunu son derece yukarıda tutan bu tiyatroyu izleyerek güzel bir gece geçirebilirsiniz. 3 Haziran 2024 tarihinde saat 20'de, ay kendime baktım yanlışlıkla sunarken, uf, Aslan Burcu olmak çok zor. Yapma şunu kendine be kızım, yapma şunu kendine be, yapma şunu kendine. 3 Haziran 2024 tarihinde saat 20'de Narlıdere AKM'de bu oyun sahnelenecek. Üçüncü etkinliğimiz ne tiyatro desem değil, ne stand-up desem değil, bir gösteri demek daha doğru olacaktır. Bar psikoloğu, gerçek bir psikoloğun psikoterapi ve psikoloji alanındaki klişeleri ele aldığı benzersiz bir gösteri diye tanımlanıyor aslında. 8 yıldır 44 şehirde devam eden bu sürekli turne, madem siz bize gelmiyorsunuz, ben size gelirim düşüncesiyle başlıyor. Hatta dünyada bir ilk olan ve sosyal girişimcilik olarak da değerlendirilebilecek bu format, ruh sağlığı konusunda yanlış ve eksik bilgileri düzeltmeyi amaçlıyor. Ülkemizde de önleyici ve koruyucu bir psikoloji alanına da önemli katkılar sunmayı hedefleyen bir gösteri. Etkinliğe katılınca aslında interaktif bir katılım gösteriyorsunuz ve bir yandan eğlenirken de bir yandan sorgulamacı bir ruh haline bürünebiliyorsunuz diyebilirim. Ben bir sosyal bilimci olarak bu tip etkinliklere oldukça değer veriyorum. Siz de bir şans verebilirsiniz. Kendiniz ya da sevdiklerinizle bar psikoloğuna gidebilirsiniz. 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 20'de İzmir Performans Hall'de bar psikoloğunu izleyebilirsiniz. Süper. Tekte vereceğim bak bunu. Bana hayran kalacaksın. Yavaştan konserlere geçelim. A few moments later. Kavga grubunun, ya ben bunu tekte sunacaktım. Yine böyle. O yüzden gülüyorsun. Bu bölüm bitince uyandırırsın beni.
Sen şekerimi zıplatma, valla uçarım buradan sana. Efsanevi kadrosuyla Kargo yıllar sonra yeniden son albümünü taçlandırmak için dinleyicileriyle buluşacak. Zaten bu grubun o ikonik kadrosunu bilirsiniz. Onlar Türkiye'deki modern rock müziğin öncü isimlerinden biri. Bu albümünü de kutlamak için sınırlı sayıda konser verecek. O konserlerden biri de bu hafta İzmir'de gerçekleşecek olan 2 Haziran 2024 tarihinde saat 21'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda siz de Kargo grubunu dinleyebilirsiniz. Konserlere değinmişken öyle sizi hemen bırakmayacağız. Bu hafta Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biri olan Hayko Cepkin İzmir'e geliyor. Enerjisiyle, şarkı sözleriyle, müziğiyle hayranlarını bir kez daha etkisi altına alacak. Genelde her performansıyla izleyicilerini derinden etkileyen birisi Hayko Cepkin. Ben de birkaç sene evvel onun bir konserine gitmiştim ve sahne şovlarına gerçekten inanamamıştım. Siz de müziğin ve bu şovların doruk noktasını yaşamak istiyorsanız Hayko Cepkin'in bu konserine katılabilirsiniz. 1 Haziran 2024 tarihinde saat 19'da Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda konser başlayacak. Biletix'le sizler için seçtiğimiz tüm etkinliklere dair detayları hem Biletix'in kendi sitesinden hem de Gazete Yeni Gün'deki İzmir Etkinlik Haritası kısmından bulabilirsiniz. Biletlerle ilgili detaylar da bu kategoride yer alacak. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Evet, şimdi sırada sergiler var biliyorsunuz. İzmir Etkinlik Haritası'nın olmazsa olmazlarından. Ben sergi gezmeyi çok seviyorum zaten ama size şunu soracağım. Hatta sana da sorayım. Uzakta yaşamayı deneyimlemiş birisin sen de. Uzaktayken genelde sevdiklerimizden de ayrı oluyoruz. Yaşadığımız, alışkın olduğumuz o konfor alanlarımızdan. Bu hissi sen nasıl tanımlarsın? Var olamıyorsun bence ya. Çünkü insan sevdikleriyle var olur. Çok felsefik bir bakış açısı oldu. Sevdim bunu. Böyle aklıma başka düşünürler falan geldi. Hoşuma gitti. İşte zaten sergiler de tam olarak benim gibi düşünüyorsanız eğer bunları yapıyor. Şenol Tilki'nin Uzaklar adlı sergisi bu hafta İzmir'de yayınlanıyor. New York'ta yaşarken sanatçı uzakta olmanın o verdiği hisle kendi deneyimini sanat eserlerine yansıtmış ve şöyle aktarıyor zaten. Binlerce kilometre uzaklarda yalnızlığın eseri olurken sevdiklerimizden, en değerli olanlarımızdan ayrı kalmak, bir daha geri dönememek üzere uzaklarda olmak, hasret çekmek oldukça zor. Her fırça darbesiyle sanki bu mesafeleri kısaltarak uzakları içselleştirmeyi amaçlamış Şenol Tilki. Siz de onun sanat eserlerindeki o çağrışımı yakalamak isterseniz bu sergiye mutlaka bir şans verebilirsiniz. Kültür Park Atlas Pavyonu'nda hafta içi 10 ile 17, hafta sonu 11 ile 18 saatleri arasında bu sergiyi gezebiliyorsunuz. Zaten yaz geldi, Kültür Park inanılmaz güzelleşti. Bence kendinize bir Kültür Park günü hediye edip hem sergileri gezip hem de Kültür Park'ın o doğasında böyle takılabilirsiniz. Etkinlik ücretsiz bu arada. Gelelim İzmir Etkinlik Haritası'nda en sevdiğim kısımlardan birine daha. Biliyorsunuz ki Karaca Sineması'ndan her hafta iki kişiye bilet hediye ediyoruz. İşte bu hafta bir kişiye gidecek filmlerden birisi The Lobster. Filmde bekar insanlar kendilerine romantik bir partner bulabilecekleri bir merkeze gönderiliyor. Ve belli süre içerisinde partner bulamazlarsa istedikleri bir hayvana dönüştürülüyor. Hikayenin merkezinde bir karakter olan Colin, yeni bekar kalmış bir adam ancak insan olarak kalmak için bir partner arayışına giriyor. Olaylar da böyle şekilleniyor. 24 Mayıs Cuma'dan itibaren Karaca Sineması'nda saat 13 ile 19.30 seanslarında bu filmi izleyebilirsiniz. Hediye bilet kazanmak için Instagram paylaşımımıza yorum yapmayı ve gerekli şartları yerine getirmeyi unutmayın. Biraz daha kaydır, tekte yapacağım. Bu bana bir hakarettir. Bu gülüşü hepiniz duydunuz. Bakın şimdi nasıl güzel sunacağım.
Sizlere hediye edeceğimiz ikinci film Crossing, yani Geçiş. Bu filmde kardeşine verdiği sözü yerine getirmeye çalışırken beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalan bir kadının hikayesini görüyoruz. Emekli öğretmen Lia, maddi sıkıntılarla boğuşan ve intihara eğilimli olan birisi, yakın zamanda kaybettiği kız kardeşinin son arzusunu yerine getirmeye kararlı. Ancak bu karar Lia'yı beklenmedik bir serüvenin içine sürükleyecek. 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bu film vizyonda olacak. Seans saatlerini yine bültenimizde bulabilirsiniz. Aynı şekilde hediye bilet kazanmak için Instagram paylaşımımıza yorum yapmayı ve gerekli şartları yerine getirmeyi unutmayın. Sadece Mayıs yerine Mart dedim. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. Gelelim son etkinliğimize. Yine bir konsere yer verdik. Ama bu konser birazcık daha böyle alışılagelmedik bir konser diyebiliriz. Perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay eğitmenliğinde şahane bir ekip Doğu Perküsyonları konseri verecekler. 29 Mayıs 2024 tarihinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin bahçesinde bu ekip dinleyicilerle buluşacak. Eğer daha önce buraya gittiyseniz Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin bahçesinde kocaman bir zeytin ağacı var ve yaz akşamlarında bu zeytin ağacının altında çeşitli etkinlikler gerçekleşiyor. Bu etkinlik de zeytin ağacının altında gerçekleşecek bir etkinlik. Ortam inanılmaz güzel oluyor. Ben daha önce bir kere katılmıştım. Benim için çok güzel bir anıydı. Çok keyifli geçmişti. Siz de bu etkinliğe katılarak kendinize güzel bir zaman hediye edebilirsiniz. Etkinlik ise ücretsiz. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Umuyorum sizler için seçtiğimiz etkinlikleri beğenmişsinizdir. Biz çekerken ve bu etkinlikleri seçerken çok eğleniyoruz. Umuyorum sizler için de bir fayda sağlıyoruzdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.